genel izleyici. Yaşama sanatından merhaba. İçinde bulunduğumuz kutsal Ramazan ayında bu hafta kanaat konusundan dem vurmak istiyoruz. Kanaat yani tok gözlülük. Bir hadis-i şerifte gerçek zenginlik gönül tokluğudur diye buyurulmuştur. Günümüzde her birimiz bir şeyler edinmenin yarattığı yanılsamayla daha güçlü olduğumuzu zannediyoruz. Bir şeyler biriktirerek, bir şeyler çoğaltarak daha güçlü olabileceğimiz yönünde bir yanılsamaya sahibiz. Halbuki bütün kadim öğretilere baktığımız zaman dünya durup yerleşilecek bir yer değil. Öte alemlere bir köprü olarak algılanıyor. Biz yine de büyük bir hırsla mal ve mülk biriktirmek ve daha çok biriktirmek ve adeta bunlarla ölüme karşı bir iksir bulmak istiyoruz. İçinde yaşadığımız çağda galiba yetinme hissini kaybettik. Burada bir İngilizce kitap var benim çok yararlandığım. Enough diyor. Yeter, kafi. Dünyayı aşırılıklardan kurtarmanın yolları diye bir alt başlığa sahip. Yine bir başka kitap günümüzde giderek yaygınlaşan minimalizm akımının temsilcilerinden bir tanesi azla mutlu olmak diyor. Burada insanlara bir tür mazoşizm tarif etmiyoruz. Sadece hayatımızı dolduran ıvır zıvırdan, gereksiz eşyalardan, eşyalar için kendi hayatımızı köleleştirmekten kurtulmayı tavsiye ediyoruz. Gönüllü sadelik akımı yahut minimalizm akımı insanın sadeliği hayatının en büyük süsü olarak taşımasını, yetinebileceğiyle yetinmesini salık veriyor. Hayatındaki fazlalıklardan, fazla eşyalardan, eşyaların onu boğmasından, sahip olduklarımızın gün gelip bize sahip olmasından duyduğumuz memnuniyetsizlikten kurtulmayı salık veriyor. Evet, sahip olduklarımız gün geliyor bize sahip oluyor. O halde yitirdiğimizde gamlanmayacağımız şeylere sahip olmamız lazım. Yitirdiğimizde gamlanmayacağımız şeylere. Kanaat biraz da sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeylerin bize sahip olduğunu engelleyen bir düşünce. Bir bilgenin söylediği gibi, bir bilgenin dilinde ifade bulduğu şekliyle diyor ki, ne mutlu o kimseye ki hiçbir şeye sahip olmamıştır ve hiçbir şey de ona sahip olmamıştır. Evet, kullandığımız eşyalar vardır belki ama o eşyalar bize sahip olmamıştır. Ruhumuzu ele geçirmemiştir. Tabi burada yanlış anlaşılmasın. Dünya hayatında alın teri akıtarak helal rızık peşinde koşmaktan, vazgeçmekten asla bahsetmiyoruz. Alın teri mukaddestir. Emeğiyle insanın kazanması mukaddestir. Ama insan edindiklerinin sadece kendi gayretiyle değil, bazen de bir lütufla, ona verilen bir bağışla olduğunu idrak ederse belki kanaat duygusuna daha çok sahip olacaktır. Ruhumuzdaki boşluğu daha çok tüketerek kapatamıyoruz. Bu deniz suyuyla hararetini azaltmaya benziyor. İçtikçe daha da fazla içesimiz geliyor. Günümüzde buna afluenza diyorlar. Yani zenginliğin yarattığı ruhsal rahatsızlıklar. İnsanlar görece bir maddi refahın ortasında çok ciddi bir anlamsızlık krizi yaşayabiliyorlar. İşte kanaat ve tok gözlülük insanın yetinmeyi bilmesi bu ruhsal sıkıntıların da önüne geçecek önemli erdemlerden bir tanesi. Evet, yaşama sanatında kanaati konuşuyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Değerli yazar, iktisat doktoru Sayın Mustafa Özel. Hem romanlar üzerinden iktisadı okuyan,
hem de kanaat ekonomisi üzerine çok önemli görüşler olan değerli bir iktisatçı ve düşünür diyelim. Mustafa Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Kanaat ekonomisi sözünü ben ilk sizden duydum. Şimdi yanımda kütüphanemden getirdim. Schumacher'in Küçük Güzeldir kitabı duruyor. Şöyle izleyicilerimize de gösterelim. Baktım, bunu ben 89 yılında almışım. O günden bugüne aslında büyümenin zararları, sınırsız büyümenin zararları konuşuluyor. Siz de yazılarınızda bunu ayrıntılı bir biçimde işlediniz. Kanaat ekonomisi dediğim zaman ne anlamalıyız? Doğrusu Mustafa Kutlu'ya borçluyuz bunu. O da belki birilerinden esinlenmiştir ama sanki doğaçlama geliştirdi o kavramı. Ve bu görevi benim gibi iktisatçılara yükledi. Tabii çok geç kalınmış bir çağdayız şu anlamda. Eskiden insanların kanaatkar olması, tersinden söylersek açgöz olmaması mümkündü. Fakat şimdi problem sistemin açgöz hale gelmiş olmasıdır. Yani topyekun adına kapitalizm diyelim, ne diyersek diyelim, içinde yaşadığımız sistemin kendisi, sistem açgöz olmuş. Yani sen Yavaşla diye bir kitap yazdın ama açgözün yavaşlaması mümkün değil. Çünkü açgöz doymaz. Sistem doymaz hale gelmişse tek tek fertlerin kanaatkar olması çok şey ifade etmeyebiliyor. İşte bir pandemi dönemini yaşıyoruz. Aşı geliştirildi birkaç yerde birden. Hiç kimsenin insanlığı düşündüğü yok. Açgöz bir şekilde herkes ulusal çıkar diye bir şey tutturmuş, şirket çıkarı diye bir şey tutturmuş. Halbuki bu madem insanlığın problemidir, madem bu dünyayı, bu gezegeni paylaşıyoruz, o zaman birisinin geliştirdiği herhangi bir icat, maslahat icabı, İslami bir kavram kullanacak olursak, bütün insanlığın faydasına kullanılabilir olmalı. O formül acil bir şekilde paylaşılabilirse, o formüller, insanlık bir an önce bu problemden kurtulur. Ama kimse insanlığı öncelemiyor. Yani sistemin kendisi bu kadar açgöz hale gelmiş. Yani topyekün bütün insanlık için bir reçete ortaya koyamazsak eğer, tek tek ülkelerin, özellikle de tek tek fertlerin kanaatkar olmasıyla varılacak bir nokta yok maalesef. Böyle o zaman belki kendimizi yani sistemden geri çekmenin direniş odakları oluşturmanın bir formülü bulunabilir mi? Veya bu nasıl yapılabilir? Şimdi minimalizm akımları çıkıyor, gönüllü sadelik akımları çıkıyor. Yani hayatımızı ıvır zıvırla doldurmamak üzerine kurulu öğretiler yaygınlaşıyor. Siz bunların tek başına yeterli olmayacağını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunları önemsiyorum. Elbette bunların konuşulması, önerilmesi lazım. İşte zaten Schumacher'in de yarım yüzyıl önce neredeyse yapmaya çalıştığı buydu. Bunlar olacak. Fakat bunların sonuç doğurabilmesi için ulusal ve küresel siyasete dönüşmesi, ulusal ve küresel siyaset düzeyinde, kademesinde desteklenmesi, benimsenmesi lazım. Bu yolda bizim irademizi kullanabilmemiz lazım. Eğer böyle bir dengelenme olmazsa, ulusluk, ulusçuluk, ulusal çıkarcılık sürekli ön planda tutulursa, bu problemi kanaatkarlıkla aşmanın imkanı yok. Çünkü evet, kanaatkarlık fertleri kurtarabilir. Yani bir fert, ki genellikle bunlar da epey zenginleşmiş olanlar oluyor. Yani adam yükünü tutmuş, gideceğim bir çiftlik alacağım, o çiftlikte şunu yetiştireceğim, bunu yetiştireceğim. Yani bu neyi kurtaracak? Şunu söylemek istiyorum. Yani kapitalizmin büyük günahları oldu. Hem iç sömürü hem de emperyalizm, sömürgecilik üzerinden dış sömürü şeklinde. Bunun muhasebesini yapmadıktan ve burada merkez ülkeler, merkez şirketler, merkez aktörler üzerlerine düşen görevi yapmadan, onları buna zorlamadan
klasik eski çağlarda olduğu gibi ferdi kanaatkarlığı öne çıkarmanın pratik bir şeyi yok, katkısı yok. Yani ben onu önemsiyorum. Her Müslümanın kanaatkar olması lazım, müsrif olmaması lazım. Kabul, ama bunu diyelim ki ulusal şeyde düzlemde bunu savunmaya kalksanız düşük üretim demek bu. Ya da tabii, siz, yanlış anlaşılmaya da çok müsait, size yürekten katılıyorum. Yani o zaman insan şunu mu söylemek istiyorsun diyebilir. Yani ben yoksulluğuma razım olayım diye bir itiraz gelebilir. Tabii. Yani zenginlerin fantazisine dönüşüyor o tür minimalist yaklaşımlar. Prensip olarak karşı çıkmıyorum. Yani o güzel buluyorum, insani buluyorum. Ama uygulama anlamında bir değer üretmeyecekse, aktivasyonu tabiri caizse evet. mümkün olmayacaksa ne yapacağız peki? Yani kime yarayacak? Tabii. Yani bu aşı hocam, aslında bu hani kanaatkar hakikaten güçlük gel göründü yani. Tabii. Bu kanaatkar bolluk toplumu tartışmaları var. Yani acaba iktisadi paradigma tamamen değiştirilip mesela kanaat eksenli yeni bir paradigma, kaynakların daha hakça ve adil bir şekilde bölüşüm üzerine bir yeni bir paradigma oluşturulabilir mi diye, bu konuda ne söylersiniz? Ama orada şu sıkıntı var. Yani bu genellikle şöyle düşünüyoruz. Yani geçmiş toplum, ilkel dediğimiz, geleneksel dediğimiz toplum kıtlık toplumuydu. Modern toplum, kapitalist toplum bir bolluk toplumudur. Bunun tersi doğrudur. Kapitalist toplum bir kıtlık toplumudur. Çünkü kapitalist toplumda üretim boldur ama yetmiyor. Çünkü daha önceki ekonomiler insanların esas olarak karnını doyurmaya çalışıyordu. Kapitalist ekonomi kapitalin, sermayenin sınırsız büyümesine şartlandığı için, yani asıl hedefi sermayeyi sürekli büyütmek olduğu için bol miktarda üretmek ve tükettirmek ihtiyacında. Dolayısıyla insanların gözünü doyurmaya çalışıyor ve insanın gözü doymaz. Dolayısıyla hepimizi gözü doymaz hale getirdikten sonra ya da hepimizin gözüne hitap etmeye çalıştıktan sonra ne üretirseniz üretin yeterli olmaz. Kapitalist toplum bir kıtlık toplumudur. Ama bu kıtlık doğal bir kıtlık değildir. Bu üretilmiş bir kıtlıktır. Meydana getirilmiş bir kıtlıktır. Ve temel problem de buradadır. Bu çılgınlığa son vermedikçe öbür tartışmaların netice vereceğini zannetmiyorum. Evet, önce belki tüketim çılgınlığına bir yerden çomak sokmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Değerli Mustafa Özel, kıymetli Mustafa hocamız, sağ olun, var olun. Dileyen izleyicilerimiz, bizim böyle çok uzun bir konuşma formatımız yok ama onları sizin kitaplarınıza yönlendirmiş olalım. Kitaplarınızdan daha detaylı tartışmaları okuyabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Mutluluğun yolunun harcamaktan, daha çok harcamaktan geçtiğini zannediyoruz ama insana mutluluk veren değerler parayla değiş tokuş edilemeyen değerlerdir. Sevgi gibi, dostluk gibi, fedakarlık gibi, paylaşmak gibi, zor bir günü beraber karşılayabilmek gibi, feragat gibi, bir dostumuzla ilgilenebilmek gibi, birinin elinden tutup yardım etmek gibi. Bunlar parayla satın alınamayacak şeyler. Dolayısıyla gidip mağazadan da alamayız bunları. Bu bizim emeğimizle, alın terimizle, gayretimizle ortaya çıkabilecek bir şey. Evet, aslında huzur ve mutluluğu paraya dönüştürülemeyen değerlerde bulabileceğimizi söyledik. Mutluluk elde etmek için kullandığımız yöntemler aynı zamanda onun kaçmasına da yol açabilir. Eğer gece gündüz hayatımızdaki eşyaları çoğaltmak için çalışırsak mutluluğu elimizden kaçırabiliriz de. Mutluluk biraz da zamanı yönetebilme kudretimizle alakalı. Sevdiklerimize zaman ayırabilme kudretimizle alakalı. Maddiyatçı arzuların kölesi olmamak için gönül tokluğunun zenginliğine sahip olmayı bilmemiz lazım. İşte bu anlamıyla kanaat yetinmeyi bilmektir. Evet, Osman Terkan mikrofonu yine vatandaşlarımıza uzatıyor. Bakalım kanaat duygusu hakkında, tok gözlülük hakkında
ne düşünüyor yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, birlikte dinliyoruz. Kanaat yetinmeyi bilmektir, payına razı olmaktır. Ancak modern insanın yetinme duygusunu giderek kaybettiği söyleniyor. Tüketim toplumu hep daha fazlasını istiyor. Peki siz kanaatkar biri misiniz? Sahip olduklarınızın değerini bilip onlarla mutlu olabiliyor musunuz? Azla yetinebiliyor musunuz? Evet, bugünkü konumuz kanaat. Yaşama sanatının ustalarına kanaati soracağız. Kanaatkar biri misiniz? Evet, kanaatkar biriz. Yani zaman zaman yaşadığımız olaylarla ilgili kanaat getirmeyi biliyoruz. Yani başımıza bazı olaylar geliyor veya bir darda kaldığımız zamanlar oluyor. Bunun için kanaat getiriyoruz yani bazı şeylerde. İnsanlar çok fazla olsun istiyorlar ama aslında zamanın akıp geçtiğini farkında değiller. Bence sağlıklarına, mutlu günlerine daha çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü sağlıkları gittiği zaman geri gelmeyebilir ama kazandıkları ücret veya paralar, servetler bir daha geri gelebilir ama sağlıkları geri gelmez. Yani bunun için daha çok mücadele etseler bence daha iyi olur. Yani insanlar bununla ilgili ön yargılı oluyor. Biraz daha şöyle konuşuyorlar. Yani diyorlar ki ben mal servet sahibi olayım ama hayatım ne olursa olsun. Bence tam tersi olmalı. Bence daha çok servetten daha çok hayat yaşam tarzına önem verilmeli, sağlığa önem verilmeli. Gördüğünüz gibi pandemi dönemindeyiz. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı yani. Yemenin, içmenin, oturmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık bu süreçte. Yunus Emre'miz bakın ne diyor. Pek çoğumuz bilir bu dizeleri. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Benim çok sevdiğim bir kitap var. Rahmetli Kürşat Bumin bu kitabı bana tavsiye etmişti. Bir oturumda karşılaştığımız zaman değerli eşi Tülin Bumin'in çevirdiği André Comte Sponville'in Büyük Erdemler Risalesi. Burada erdemleri kendi bakış açısıyla enine boyuna ele alıyor yazar. Sadelikle ilgili bölüm çok güzel. Yani her bölümü çok güzel de sadelikle ilgili bölümü güzel. Orada şöyle diyor yazar. Sade kişi soluk alır gibi yaşar. Ne daha fazla çaba, ne daha fazla şan şeref, ne daha fazla etki, ne de daha fazla utanç. Sadelik varoluşa eklenecek bir erdem değildir. Hiçbir şey eklenmemiş haliyle varoluşun kendisidir. Kanaatkar biri misiniz? Evet, elimdekiyle yetinmeyi severim. Hiç mi daha fazlası olsun diye istemiyorsunuz zaman zaman? Tabii ki her insan gibi ben de isterim. Ama aslında elimizdekiyle yetinmemiz gerekir. Çünkü her zaman bir üstü var. Yani bunun ucu birçok yere kadar gidebilir. Elimizdekiyle yetinmezsek hep bir üstü dersek hiçbir zaman mutlu olamayız. O yüzden biraz yetinmek gerekiyor. Yani mutluluğun sırrı bir anlamda bu bahsettiğinizde mi? Tabii ki. Mutluluğun sırrı elimizdekiyle yetinmekte. Minimalist yaşamda. Gerçekten öyle. Çünkü yani dediğim gibi hep bir üstü olduğu için sıkıntı yani. Peki. Çevrenizde insanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kanaatkarlık artıyor mu yoksa tam tersine her şeye sahip olma çabası mı var? Kanaatkarlık bence azalıyor çünkü ya bunda sosyal medyanın etkisi de var tabii ki. Herkes birbirine özenerek, herkes gördüğü bir üstüne ulaşmaya çalışarak maalesef kanaatkarlık azalıyor. Bu da mutsuzluğu, huzursuzluğu doğuruyor. Bu yüzden çevremde de maalesef, yani hepimizde, sadece çevrem olarak belirtmeyeyim, kendim de dahil, hep bir üstüne istediğimiz için hani çok sıkıntı oluyor. Yani mutluluk olmuyor maalesef. Modern hayatta bizi mutsuz eden şeylerden bir tanesi sosyal mukayese. Yani başkaları ne kadar şeye sahip, onların varlıklarını kendi varlığımla mukayese etmem. Bu sosyal mukayese mutsuzluğun en önemli sebeplerinden bir tanesi. Halbuki insan yarışa kendi içinde başlamalı ve devam etmeli. Ve yarış sahip olmak üzerinde değil, olmak üzerinde olmalı. Yani ben ne idim, ne oldum? Ben hangi zenginliği kendi içime kattım? Ne kadar tecrübe biriktirdim? Ne kadar an biriktirdim? Kendimi ne kadar içsel olarak zenginleştirdim? İşte tok gözlülük, kanaat, insanın maddi şeylerle içinin boşluğunu dolduramayacağını idrak etmesiyle başlar. Maddi şeyler bizim susuzluğumuzu, anlam açlığımızı doyurmaya yetmez. Biz ancak anlamla, biz ancak
huzur duygusuyla, biz ancak içsel olgunlaşmayla sükun buluruz. İnsan evladı maddi olanı tıkıştırarak tam manasıyla yaşadıklarına, hayatına bir anlam veremez. Niçin yaşıyorum sorusunun cevabını veremez. Bu sorunun cevabını başka yerlerde aramak lazım. İşte tok gözlülük o cevaplardan bir tanesidir. İstina makamında olmak, ele geçirmek için ahlak dışı bir yarış içinde olmak yerine ele geçirmeyi reddetmek. Başkalarının sırtına basmayı reddetmek. Bu yarışta ahlakın kulvarının dışına itilmeyi reddetmek. Bütün bunlar günümüzde belki şu kutsal Ramazan ayında daha çok üzerinde durmamız gereken mefhumlar. Mesela şu anki bulunduğumuz bu pandemi döneminde daha çok elimdekiyle yetinmeyi, onun değerini daha çok anlamayı seviyorum, önem veriyorum. Çünkü bu süreç bize bunu hissettiriyor. Ama ilerleyen yıllarda ne olur, geçmişte neler olmuştur bilemeyiz. Bir kanaatkar olmayı kimden öğrendin? Daha çok ailem bana bunu yaşattı. Çünkü niye? Orta hali bir ailenin çocuğuyum. Elimdekilerle yetinmenin her zaman önemli olduğunu ailemden öğrendim. Bunu da işte çevreme de yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Faydalarını da görüyorum. Ama bir taraftan da az da yetinmeyen insan sayısında arttığı söyleniyor son dönemde. Neden olabilir? Muhakkak bu da şundan kaynaklı. İnsanlar çabuk etkilenen bir varlık. Çevremizdeki insanları gördükçe bende neden yok, keşke bende de olsa gibi bir düşünceye giriyoruz. Bu da ister istemez bizde kanaatin düşmesine daha çok mal, mülk, varlık sahibi olma isteği arttırıyor. Bugün hırs ve tamahkarlık gezegenimizi ve insan ruhunu çoraklaştırıyor. Tok gözlülük, yani sadece kendimiz için istememe, başka arkadaşlarımız, dostlarımız, kabilemizin dışındaki insanlar, gezegenimizdeki başka varlıklar içinde isteyebilme, onların esenliğini de gözetebilme, kanaat duygusunun en temel vasıflarından bir tanesidir. Bu bana yeter, biraz da onun olsun. Her şey benim olmasın. Ne kadar isteyeceğini bilmek, ne kadar talep edebileceğini bilmek, talepkarlığa bir sınır koyabilmek. Yine Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü geliyor aklıma. Malından yoksullara dağıtmayan kişiye o mal aslında nasip olmamıştır diyor. İçinde bulunduğumuz ay bir yandan da infak etme, dağıtma ve paylaşma ayı. Biz de bu konuyu hatırlatmak istedik sizlere. Biraz kendimize çeki düzen vermek, hırslarımıza, tamahkarlığımıza, açgözlülüğümüze bir sınır çizebilmek için, kendimizi muhasebe edebilmek için, kendimizi baştan aşağı gözden geçirmek için önemli bir fırsat. Ben hakla kıldım aşina, kalmadı gönlümde nesne diyor Şah Hatayi. Gönlümüzde sevgiden özge nesne kalmayıncaya dek, gönlümüzdeki maddi nesneleri çıkaralım, tok gözlülük erdemiyle yaşamaya gayret edelim.